Masaru Emoto, Profesör Doktor 12 yıl 10 bin deney yapmış. 10 bin deney su üzerine yapmış olduğu deneylerde güzel sözler söylediği bardaktaki suların molekül yapısı değişiyor. Çok güzel bir şekil alıyor. Sekizgen, ongen gibi. Hakaret ettiği suyun molekül yapısı bozuluyor, çamur gibi oluyor. Bu konuda da güzel bir kitap yazmış, eseri var. Şimdi kişi mesela yediği içtiği şeyde bizim inancımıza göre Bismillahirrahmanirrahim diye başlar, Elhamdülillah diye sonlandırırsa yediği içtiği şeyden hazmeder. Yine Profesör Doktor Emato, acaba bu suyla yapılan deneyler pirinçle yapsam nasıl olur diyor. Haşlanmış Pirinçle. pirinci haşlıyor. Bir kavanoza, yarısını bir kavanoza, yarısını bir kavanoza koyuyor. Birine yine hakaret ediyor, diğerine teşekkür ediyor böyle. Bir ay. Bir ay sonra hakaret ettiği pirinç taneleri yavaş yavaş siyahlaşıyor, pis bir koku yayıyor. Güzel güzel hitap ettiği pirinç güzel bir koku yayıyor, rengi bozulmuyor. Şimdi kişi uyuduğu zaman, yattığı zaman birçok insan kabus görür. Gün içerisinde yaşamış olduğu stresler kabus görür ve hatta bazen bazı insanların karabasan dediğimiz bir olay olur. Karabasan. En az her insanın ömründe en az bir defa karabasan olayı olmuştur. Karabasan olayı her millete farklı farklıdır, gelişir. Her milletin kültürüne göre karabasan değişir. Karabasan'da farklı kültürlere göre değişiyor mu? Kültüre göre değişik formda gelir. Yani bizde kara bir adam geliyor, böyle yattığı zaman Evet. üstüne çöküyormuş gibi de hisseder. Mesela Almanlar Hexendrucken derler, yani cadı basması. Biz karabasan deriz. Almanlar cadı basması derler. Efendim, Ruslar evin eski ruhlarının basması şeklinde yorumlarlar. Evde huzursuzluk olursa eski ruhlar ortaya çıktı diye yorumlarlar. Amerika'nın köklü bir kültürü olmadığı için Amerikalılarda da uzaylılar geldi götürdü, uzaylılar götürüyor gibi karabasan görürler. Yani her milletin kültüründe karabasan var. Bir karabasan olayı var. Neden karabasan oluyor? Uyku felci dediğimiz bir olay var. Uyku felci. Kişi gün içerisinde çok yoğun tempoyla çalışır. Stresli çalışır. Artı bir de kötü olaylar yaşarsa yattığı zaman bütün kasları kasıldığı için, rahatlamadığı için, vücudundaki asidi atamadığından beynindeki elektromanyetik dalgalarda anormallikler olur. Gün içinde yaşanan her şey, beyin onu tekrar değerlendirir, rüyalar görür çeşit çeşit. Hafıza bunu bilgisayar gibi beynimiz bunu kayıt eder. Evet. Bunu kaydeder. Karabasan mesela. Hocam telefonumuzu alalım isterseniz. Alo. Alo. Telefonumuz düştü mü arkadaşlar? Düştü. Her millette karabasan var. Çeşit çeşit kültüre göre değişir. Ben mesela 20 yıl önce karabasan yaşardım arada bir. Böyle üstüme böyle ağırlık çökerdi. Sesim çıkmaz. Bağırmak isterim. Evet. Çağırmak isterim. Bağıramazsın, çağıramazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Sadece içine dua edebilirsin. Evet. Dua edebiliyor musunuz hocam? Dua edebilirsin. Ben İçinden, de içinden. yaşadım bir defa ama dua edemedim. Evet, yaşa, ya dua edersin. Şimdi dua ettikçe rahatlar. Çünkü suyu böyle dua ettiğinizde şekli değişiyor ya. Geometrik yapısı, molekül yapısı değişiyor ya. Dua ettiğiniz zaman insan beyninin %80'i su. Beyindeki sulardaki de molekül yapısı da değişiyor. Ve negatif duygu düşünceleri siliyor, siliyor, temizliyor, arıtıyor dua ederken. Şimdi ben öyle bir geçen bir ay önce bir karabasan olayı yaşadım kendi üzerimde. Genellikle sırt üstü yatmamak gerekir. Sağa veya sola. Ama genellikle sağ tarafa yatmak gerekir uygunsa. Böyle üzerime sanki bir ağır birisi yüklenmiş böyle basıyor. Gözümü açmak istiyorum, açamıyorum. Bakmak istiyorum, bakamıyorum. Kafamı çevirmek istiyorum, çeviremiyorum. Robot gibi. Yani bu vücudumun bu tarafı çok hızlı hızlı atıyor. Bu tarafı hiç atmıyor sanki. Dua ettim, ettim. Sonra yavaş 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 kendime geldim. Karabasan olayında kişi yastığının altına ağzı kapalı bir bıçak, yani çakı korsa, Bıçak ya da çakı.
Ucu açık olmasın tabii. Yattığı zaman tabii sağa sola dönünce bir yerine batar. Batmaması için ağzı kapalı bir bıçak. Ya çakı. Yatağının altına da büyük bir bıçak koysun. Diyeceksin ki bıçak ne işe yarayacak? Bıçak, makas gibi metal, demir parçası ne işe yarıyor? Karabasan olayında bu beyindeki elektromanyetik dalgaları metal, bıçak olsun, çakı olsun veya makas olsun ne yapıyor? Düzenliyor. Negatif iyonları yok ediyor, pozitif iyona dönüştürüyor. Böylece kişi kötü kabus görmez. Karabasan olayı yaşamaz. Vücut dinlenerek kalkar. Kalktığı zaman dinlenmiştir, rahat eder, huzurlu olur. Bir de kişi yatarken dua etmeli. Dua ederse kafasının içindeki negatif düşünceler silinir. Dua etmek önemli. Ama acele geldi, dua etmeden kafasını koydu, yattı. Böyle bir olay yaşayabilir. Karabasan, bu tür olayı kişi çok çok yaşıyor da rahatlayamıyorsa, relax olamıyorsa ne yapmak gerekir? Lavanta forte, sarı kantaron forte. Kullandığı zaman bunun birleşimindeki hipeforin, serotonin hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Beyindeki hormonları pozitif etkiliyor, pozitif.